Peki İbrahim Bey, diyabetten biraz bahsetsek. Evet. Diyabet neden şeker hastası oluyor kişi? Evet. Genelde hani şeydir, genetiktir. Genetik olmanın dışında nasıl şeker hastası oluyor insanlar? Şeker hastalığının sebebi %90 alkol. İllaki alkol içenlerde değil, alkol içmeyenlerde de oluyor. Neden? Alkol içende evet şeker hastalığı olur. Karaciğer yağ, pankreası da yağlanmasına sebep oluyor. Pankreasının yağlanması birçok kimyasal ilaç zarar verebilir pankrease. Bakteri, virüs ve mantarlar vesaire zarar verebilir. Fakat %90 alkolden kaynaklanıyor. Karaciğer yağlanırsa pankreas da yağlanır. Evet. Fakat sadece alkol içende değil, alkolle hiç ilgisi olmayan insanlarda da oluyor. Neden oluyor? Bağırsaklarına mantar yerleşmişse, mantarlar bildiğimiz alkolden çok daha tehlikeli olan metil alkol, bütil alkol, heksil alkol gibi çok tehlikeli alkoller üretir. Bu alkoller bağırsaklara zarar verir. Bir, karaciğer bu alkolü arıtmak için aşırı B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcar. Zamanla karaciğer yorulur, yağlanır. Arıtamaz. Arıtma tesisi gibi karaciğer. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Diğer organlara. Pankreası zarar verir. Pankreası yağlanırsa ne olur? Pankreasta birçok 1 litreye yakın enzim salgılar. Lipaz amilaz tripsin gibi. %2 oranında da inzülin salgılar. Çok azdır inzülin. Diğer salgılanmış olduğu maddelere göre. İnzülin salgılayan hücreler pankreasın içerisinde çok farklıdır diğer hücrelerden. Bu hücrelere beta hücreleridir. Yumuşaktır, jelibon gibi. Pankreas biraz yağlanırsa, sertleşirse diğer hücreler bunu sıkıştırır. Bu da küser. Artık inzülini salgılamıyorum. Hadi bakayım der. İnzülini salgılaması şeker hastalığı ortaya çıkar. Pankreastaki yağlanmayı önlerseniz pankreas tekrar inzülini salgılar hale gelir. Bu Yani da şeker hastasıysa birisi eğer insülin kullanıyorsa hani ileri devredeyse hastalığı bunu geriletmek veya bunun iyileşmesi söz konusu olabiliyor mu? şimdi Hindistan'da bir bitki yetişir. İsmi gurmar. Bu bitkiye şeker sıfırlayandır Hintliler. Gurmar. Bu bitkinin birleşiminde cinnamik asit diye bir asit var. Pankreasta uykuya yatan beta hücrelerini uyarıyor. Hadi çalış, inzülin salgıla. Harekete geçiriyor. Danimarka'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırmalar yapılmış. Şekeri iyileştirdiği belgelenmiş. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 4565 diyabet hastası üzerinde denemiş. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 108 şifalı bitki incelemiş. Şekere karşı etkili olduğu söylenen. Bunlar içerisinde en etkili gurmar olduğunu belgelemiş. Gurmar. Şeker sıfırlayan. Cinnema silvestris, Latincesi bitkinin. Bunun birleşimindeki cinnamik asit pankreası tekrar harekete geçiriyor. Kişi kullandığı zaman yavaş yavaş pankreas normale dönüyor. Şimdi bir beyefendi hap alıyor. Yine şekeri yukarıladı. 350-400. Ben aradı dedi ki ya kurtulmam mümkün mü? Yoksa inzülüne mahkum olacağım. Dedim ki deneyeceğiz. Bilemiyorum. Garantisi yok. Bazen %100 iyileştiririz. Yüzde şöyle. Öyle yok. Bilemeyiz. Allah bilir. Onun belki başka bir sebebi vardır. Tabii. Deneyelim bakalım. Ne olacak? 6 hafta kullandı. Değerleri normale dönmüş. Gelmeden önce de dur bir dondurma yiyeyim demiş. Gitmiş yarım kilo dondurma yemiş. Tekrar gitmiş kan değerlerini ölçtürmüş şekerini. Aa hiçbir yükselme yok. Gel Çok dedi ki güzel. ne yaptın biliyor musun ne yaptın? İlk defa dedi yıllar sonra bu kadar çok dondurma yedim. Şekerim yükselecek mi diye yükselmedi. Ne güzel. Kurtuldum dedi. Yani kurtulabilir kişi. Her rahatsızlığa karşı mutlaka bir bitki var doğada. Önemli olan kişinin 5 çeşit şifalı bitki var. Klinik araştırmalarda etkisi ispat edilen bitkiler, Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler, homopatide kullanılan bitkiler, aromaterapide kullanılan bitkiler, halk arasında kullanılan bitkiler. Biz sadece klinik araştırmalarda etkisi ispat edilen bitkilerle ilgili çalışıyoruz. Diğerlerine dokunmuyoruz. Yani şu bitki şuna ilgili, bu bitki buna ilgili demek yetmez. Hepsinin ispatı Hangi var. ülkede belge bilgi var mı?
Acı biber dedim mesela. Klinik araştırması var. Belge var. Klinik araştırması var. Çalışmış. Etkisini ispat etmiş. Acı biberi biz unuttuk. Almanlar Türklere baharatçı anlamında lakap takmışlar. Almanlar kızdığı zaman Türklere baharatçı derler. Yani eskiden çok baharat kullanan millettik biz. Bugün lokantalara gidin yavaş yavaş karabiber, kırmızı biber, sarımsak, soğan yok gidiyor. Yani ne o kokuyordu, bu şuydu. Sağlığın millet insanlar ne yapıyor? Yavaş yavaş kendi kültürünü, kendi değerlerini kaybediyor. Evet. Yani, abur cubur yiyor. Fast food tarzı. Ki Türk mutfağında hakimdir fast yani food, baharat değil mi? Cips şeydir, nedir o fast food? Efendim hamburger, cheeseburger vesaire vesaire yiyor. Ne oluyor? Vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Hiçbir şey yok. İçi boş, yedikleri şey. Vitamin, mineral, enzim olmadığı zaman ve kilo. Fast food tarzı beslendiği zaman hormon anormallikleri başlıyor. Bünyenin yapısı, dokusu bozuluyor. Kilo alıyor. Hastalıklı bir bünye haline geliyor. Bugün 10 yaşında, 11-12 yaşında çocuklar bile 100 kiloyu bulanlar var. Değil mi? Hep bu yanlış. Obeziteye doğru gidiyoruz yani. Yanlış beslenme. Kendi kültürümüzden kopma. Evet.